Başlıyor efendim yine mutlu her sabah günler. olduğu gibi. Mutlu sabahlar. Evet. Mutlu günler, mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar. sabahlar Beyaz TV'den. <laughs> her sabah sizinleyiz değil mi Evet. evet. Güzel. <laughs> başlıyor İşte bu. Günaydınlar efendim. Çineler bugün günümüzde. de yine konularımız ve konuklarımız harika. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Reklamlardan sonra demiyoruz, demiyoruz. değil mi? Demiyoruz. <laughs> efendim tamam. tanıtımımız var. Bakın evet. bugün programda neler varmış? Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri nelerdir? Dolgu uygulamaları mimikleri yok eder mi? Botoks hangi bölgelere uygulanır? Cilt gençleştirmede dolgu ve botoks uygulamalarını Doktor Özlem Biçer anlatacak. Az sonra. ki varsın. Tüm hızıyla devam ederken stüdyo konuğumuz medikal estetik hekimi doktor Özlem Biçer. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. bulduk. Çok hoşsunuz. Çok şıksınız. Sağ olun. Hoşsiniz. Siz de öylesiniz. Güzellik konusuyla e, galiba Ben başoşarız. söyleyeyim mi? Benim botoksa ihtiyacım var mı <laughs> sizce? <canım? gülüyor> konuya girelim. konuya girelim. Çok i̇htiyaçla <laughs> esasında gitmiyoruz. Biz e, güzellikle ilgili uygulamalarda daha çok endikasyon odaklı gidiyoruz. Hastalara sorduğumuz zaman her zaman işte bu ram daha güzel olsun, oram öyle olsun diye hep bir talep herkeste. kadın erkek herkeste var ama bizim için önemli olan hastanın e, beklentisi kadar e, doğru işlevi doğru hastaya uygulama şeklinde oluyor. Evet. O yüzden e, biraz hastanın beklentisi tabii ki önemli ama bazen çok genç hastalar da geliyor. Botoks istiyorum diye biz o zaman diyoruz ki yok sizin e, şu anda aşırı aktif bir e, mimik çizginiz yok. O yüzden size çok botoks önermiyoruz veya başka Peki, bir şey. geliyor işlemi... ki çizgisi yoksa? Uyumuş merak. Yani bazen hastalar böyle e, değişik tedavilerin peşinden koşabiliyorlar. İşte orada yönlendirici olmak zorunda olan biz oluyoruz. Evet. E, botoksu ne de uyguluyoruzdan esasında biz neye göre karar veriyoruz da böyle gidiyoruz. Botoks e, yüzde biz yüzümüzü kullanıyoruz. Yani bütün insanlar yüzlerini çok kullanıyorlar. Sürekli mimik yapıyoruz. Kaşlarımızı çatıyoruz. Alnımızı kaldırıyoruz. Gülüyoruz. Tabii ki zamanla yaşlanıyoruz. Zamanla güneş faktörü var, sigara faktörü var, sosyal bir yaşlanma sürecimiz var, uykusuzluk var. Bir sürü bir sürü faktörlerden dolayı yaşlanıyoruz ve ağırlıklı olarak mimik çizgilerimiz çıkıyor. Eğer hastada bu yoğun kullanmaya bağlı belirginleşen bir mimik çizgisi varsa işte orada toksin uygulaması dediğimiz uygulamaları tercih ediyoruz. O yüzden genelde hadi işte bana bir botoks yapalım mı diye demenin üzerindense... O çizginin kaynağı nedir? Neye bağlı olarak gelişmiştir? Onu önce saptayıp o doğrultuda bir tedavi uygulamayı tercih ediyoruz. Ama kişiden kişiye de değişiyor mimikler. Kimisi televizyonu kaşını çatarak izler mesela, evet. kimisi çok fazla güldüğü için kaz ayakları çıkar. Evet, evet. Peki şunu merak ediyorum. Kimisi de ikisini birden yapar. İkisini birden yapar. <laughs> Mesela botoksu daha çok çizgiler derinleşmeden, asıl tam olarak belirginleştirmeden yaparsanız daha etkili. Yaptır yani belirginleştikten sonra yaparsanız işiniz daha zor gibi bir. Yargı var, doğru mudur? Şimdi şöyle biz yani genel olarak sağlıkla ilgili her konuda böyle gidiyoruz diyoruz ki önce koruyucu hekimlik, önce sizi koruyalım, yaşlanma hızınızı yavaşlatalım. Olduktan sonra o zaman çözümler doğrultusunda gidelim. Aynı diş hekimliğinde olduğu evet. gibi. Siz ne diyorsunuz? Önce dişlerinizi fırçalayın ama çürük olursa. İşte o zaman biz de evreye gireriz. E, dolgu yaparız, öyle yaparız, böyle yaparız diyorsunuz. Bizde de böyle. Bizde her şeyden önce e, hastanın yüzünü ve cildini korumak önemlidir. O yüzden ben hep şunu söylerim hastalara. Lütfen gözlerinizle konuşun. Çok fazla kaşınızı çatmayın. Gülün, gülmek serbest. Yani o konuda Ama hiçbir sınırımız yok. bir şey yok. ki yani karakteristik Ama, bir şey ya. Evet. Ben mesela kendimi bildim bile o zamanım çok. Bütün bebeklik resimlerimde daha doğmuşum. Daha böyle 3-5 aylık hep hep şu var yani yapacak evet. bir çok şey bu öyle. Bu sizin evet alıştığınız bir mimik ama genellikle kaş çatmayı için ben bunu hastalara her zaman söylerim. Çok fazla kaşınızı çatmayın. Ben hep öğretmen hastalığı diyorum. Çok fazla kaş çatarak böyle e, bir şey öğretirken çabalamanın getirdiği bir şeydir o. O kaş çatmak veya sürekli bir alın kaldırma hareketi. Evet. Bunları kişi fark ettiği zaman ben bu hareketi çok yapıyorum dediği zaman ki zaten çizgiler bunu ele veriyor. O zaman diyoruz ki bu hareketi az kullanmak üzerine Lütfen ayna karşısında da çalışın. Yani siz eğer bu mimiyi az kullanırsanız, tabii kullanmak zorunda değilseniz, o zaman az kullanın ve bu çizgilenmeyi azaltın. Hı -hı. Bu mimik çizgilerine bağlı oluşan çizgilerde biz toksin uygulamalarını öneriyoruz. Diyoruz ki çünkü bu, bu kası normalden fazla kullandığınız için oluşan bir çizgi. Normal kullansanız oluşmayacak. Hı -hı. Ben hep hastaya şu örneği veririm. Çok body çalışan bir sporcuyu düşünün. Bu ne oluyor? Bu bölgedeki kasınız büyüyor bu bölgedeki kasınız da büyüyor. O zaman ne oluyor? Bu çizgi derinleşiyor. Siz sürekli kaşınızı çatarsanız bu kas büyür. Bu kas büyür, arasında çizgi oluşur. O zaman ne yapacağız? Normal seviyede çalışmasını sağlayacağız. Yani herkes kadar. Çok çalıştırırsanız bu çizgiler derinleşecek. O yüzden mümkün olduğu kadar güneşten koruyarak, az sigara içerek, düzenli beslenerek, bol su içerek evet cildi koruyacağız. Ama bunun ötesinde mimiklerimizi çok yoğun kullanarak değil, biraz daha gözlerimizi, bakışlarımızı kullanarak hareket edersek zaten korumuş oluyoruz. Buna rağmen oluşmuş ileri düzey mimik çizgilerini azaltmak amacıyla her zaman ben şunu söylerim sıfırlamak hiçbir zaman doğru bir şey değil amaç da olmamalı. Azaltmak amacıyla toksin uygulamaları yapılabilir. Bunların da tabii süreleri var. Ne kadar süre etki ettiği, ne kadar süre etki etmeyeceği şeklinde gidiyor. Ya botoks da e, çok şey yapmadım yani tekrarlıyorsun ya o da hoşuma gitmiyor. E hocam ne açık ameliyatlık şey, bu? Kaç, ay, kaç ayda bir, bir e, şey var kaç aydır bir örneğin bu çizikler. Ya tabii yani siz e, hekimsiniz en az evet. benim kadar bilirsiniz. Bizde şöyle bir şey yoktur. Bir uygulamayı yaptım işte 3 ay bir uygulamayı yaptım 5 ay. Tamamen sonuçlar kişiden kişiye göre değişir. Yani siz e, çok aktif sigara içen bir hasta, kendine bakmayan bir hasta, işte metabolizması farklı bir hastada alacağınız sonuçla evet, kendine bakan, sağlıklı beslenen bir hastada, spor yapan bir hastada alacağınız sonuç farklı olur. Ama genel olarak bir, bir süreç belirlemek istersek ortalama 4-6 ay arası bir etki bekliyoruz. Daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Dediğim gibi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Evet ya yani. da e, siz yapıyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Artık e, korku filminden sonra komedi filmi izlemeyin. İşte <laughs> kaşlarınız şöyle olsun. Bu eğitimden sonra da o kullanıma da bağlı. Evet, yani şöyle tabii bir kası çok kullandıkça kullanı, kullanıyorsunuz. Yani hayat böyle bir şeydir. Yani çok bazı kelimeler de öyledir. Kullandıkça kullanırsınız, fren aldıkça fren alırsınız birçok şey farkındalıkla ilgili, güzellikle ilgili. Yani siz sizin neyi güzelleştirdiğinizi bilirseniz o doğrultuda hareket edersiniz. Neyi çirkinleştirdiğini bilirseniz o doğrultta. Yani kişi bunun farkında değilse, sürekli kaşını çattığını farkında değilse zaten hani o mimiyi sürekli yapacağı evet. için engel olamayacaktır. Olamayacak. Önemli olan her şeyden önce farkındalığı kazandırıp bunu bireysel bazda da o kalıcı, da biraz hale getirmek? Sizin evet. şey yapması. yani, bak kışın çattın, tıt, toparlan. Mesela ben kambur durum, annem hemen sırtımı vur. Evet. Onun gibi. Evet. Yani. Çünkü biz farkında olmadan <laughs> yapıyoruz, istem dışı. O çok güzel bir şey aslında aile içinde evet. biz de yiyenlerim onu yapıyoruz. Ben tabii çok böyle okuduğum için sürekli böyle bir eğik çalışıyorum. Benim yiyenler de öyle teyze bir dik dur diyor, evet. ben kalkıyorum. Herkes birbirine tabii. diyor, güzel Çünkü geri farkında de değilsiniz bunlar. ki ben de mesela bir şey çok dikkatime verdiğim zaman bazen. Programlarda da bakıyorum mesela çok dikkatli bir şey dinliyorum anlatıyor hocam implant anlatıyor ben dağılmışım, kaşımı da çatmışım zannedersem böyle ölümcül bir şey konuşuyoruz. Hı -hı. Ama dikkatime verdiğim için öyle oluyor. Film seyrederken de öyle. Hı -hı. Yani dışarıdan sinirli gözükebilirim öyle değilim aslında. Evet, yok. <laughs> yok yok, yok. Çok güzel gözüküyorsunuz. Dolgu uygulamalarından da bahsedelim. O hangi durumlarda uygulanıyor? Şimdi dolgu şöyle bir şey. Dolgular e, tabii... Ben hep şunu söylüyorum Türkiye'de de dünyada da bir sürü doğru bilinen yanlış bilgiler var. Ortalık çok böyle bilgi kalabalığı şeklinde dolgu nedir bence esas önemli nokta. O. Dolgu iki çeşit dolgu var. Bir kalıcı dolgular var, bir de geçici dolgular var. Zaten Türkiye'de de dünyada olduğu gibi kalıcı dolgular yasaklandı artık. Yani o kalıcı dolguların bir sürü yan etkilerinin olduğu ortaya çıktı. Geçici dolgular da kendi içlerinde ayrılıyorlar. Ağırlıklı olarak demeyeyim de ben özellikle hiyonik asit dolgulardan bahsetmek istiyorum. Çünkü hiyonik asit vücudumuzda var. Yani hepimizin vücudunda var. Hepimizin bağ dokusunun içerisinde, cildinin içerisinde hiyonik asit var. Bu yüzden ne oluyor peki? Yani hepimizin 20 yaşında hiyonik asiti gayet güzel varken bir bakıyoruz yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyoruz yaşla beraber yani zamanla beraber güneşle beraber işte bir sürü dış etken bağlı. evet ilaçlarla beraber bir sürü bir sürü faktörün etkilediği bir şekilde hepimizin hiyalik asit konsantrasyonu bağ dokumuzdaki hiyalik asit konsantrasyonu zamanla azalıyor. Hı, hı Azalınca ne oluyor? İşte o zaman biz yavaş yavaş sarkmaya başlıyoruz ince çizgilenmelerimiz başlıyor, hatta lekelenmeler bazen başlayabiliyor. asitin eksikliğine bağlı, daha doğrusu yaşlandıkça azalmasına bağlı biz bu belirtileri görüyoruz. O yüzden dolgularda da ne var? Dolgularda da, bütün dolgularda demiyorum ama hyalinos asiti biz şey olarak seviyoruz, nasıl diyorum? Hekim olarak seviyoruz. Evet. Çünkü asit vücudumuzda var. Hı hı. Azaldığı zaman bir sürü problem oluyor. Peki ne yapmak lazım? Neden da, peki... azalıyor? Yaşla mı? Zamanla yani esas Aynen, faktör bunları. bu zamanla azalıyor çünkü üretiliyor zaten vücutta var olan bir mekanizması var ama bir yerden sonra üretim hızı da yavaşlıyor yani tüketim hızından fazla oluyor o zaman ne oluyor işte bağ doku sarkıyor. Hiyonik ee, asit bu açıdan çok önemli yani hepimizde çok önemli. Şimdi e, şey yani hor kullanmayacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir gerçek yani var şey zamanda ilerliyor yani. yani. Acımasız evet. bir zaman var. Yer çekimi evet. var. Yapacak bir şey yok bir şekilde. Ama doktor olarak en güzel tarafı şey ya. Hyaluronic asit kullanırken yani vücutta var olan bir şey kullanmak çok keyifli e, bir şey. tabii ki onu yani. bilmek lazım ee, ama bağlıksın. dediğiniz gibi zararlı bir şey değil değil mi? Hayır. asit evet yani vücudumuzda var olduğu için sevdiğimiz bir şey. Peki dolgular da e, nasıl bunu bağdaştırabiliriz? Dolguların bir kısmı da hiyonik asitten yapılıyor. Bir kısmı. Hepsi Hı. geçerli değil. Peki dolguların etki mekanizması ne? Şimdi hiyonik asitin etki mekanizmasını bilirsek dolguların etki mekanizmasını biliriz. Evet. Ee, şimdi hiyonik asit miktarı azalınca sarkıyoruz dedik ya ne oluyor? Yüzün hacmi azalıyor. Yani vücudumuzdaki Hı. hiyonik asit miktarı azalınca yüzümüzde yavaş yavaş sarkmalar oluşuyor. İşte çizgiler oluşuyor. Çünkü hiyonik asit... E... Hem germe etkisine sahiptir, yani lifting etkisi vardır. Hem anti aging etkisi vardır. Hem de e, azalan hacmi yerine koyma amaçlı etkisi vardır. Yani hyaluronik asit bu amaçlar için kullanılır. O yüzden dolguya da bu açıyla bakmak lazım. Yani ben şuna çok karşıyım. Yüzü şişirmek için dolgu çok yanlış bir uygulama. Hı hı. Kesinlikle hekimlerin de hastaların da tercihinin bu olmadığını düşünüyorum. Ee, o yüzden e, hiyonik asiti böyle değerlendirmek lazım. Yani hiyonik asitin anti aging etkisi önemlidir. E, lifting etkisi önemlidir ve zamanla kaybolan hacmi yerine koyma amaç için hmm. kullanıldığındaki etkisi önemlidir. Dolgu yaptık. Şimdi e, ama zayıflamaya karar verdik. Zayıflayın. Yani o bölgelerde, o bölgelerde <laughs> dolgu yapılan bölgelerde normal vücut fonksiyonları e, devam ediyor mu? Aynı şekilde zayıflayabilir mi? Şimdi şöyle tabii dolgunun konduğu yarın emidir. Birçok uygulamada dolgu yağ yastığının içine konur. Hani hep bir halk arasında bir söz vardır. Bir dirhem bin ayıp örter diye. Şimdi ne oluyor? Zayıfladığımız zaman bir yüzümüzün 100 oh, bin, ayıp, bin öter. ayıp örter. Güzel. Yüzümüz biliyor işi. <laughs> <Evet>. Eskilere sormak <laughs> lazım. Şimdi şöyle yüzümüzün orta bölgesinde yağ yastıkçıkları var. Esasında yüzümüzün birçok yerinde bunlar var. Bu yağ yastıkçıkları siz kilo verdiğiniz zaman Bunlar küçülüyor. Küçüldüğü zaman ne oluyor? İşte o zaman Çöküyor. yüz sarkıyor. Evet. Peki dolgu ne zaman devreye girebilir? O yağ yastık küçülüp de sarkıyor ya biz o yağın içerisine hiyonik asit uygulaması yaparsak o sarkmayı yukarı kaldırabiliriz. Yani zayıflayınca ve yaşla birlikte çöken yüzler için. Amaç zaten o lifting etkisinden faydalanmaktır. Yani o yüzden hiyonik asitlerin değişik etkileri mevcuttur. Ee, hangi hastada hangi etkiden ne kadar faydalanacağımızı görmektir önemli olan zaten. Yani burada e, zayıfladığınız zaman ne olur? Burası sarkacak. Sarkmasın biz de diyoruz ki o yüzden yavaş yavaş zayıflayın. Zaten çok hızlı zayıflarsanız cildinizin kendini toparlama kapasitesini yavaş e, evet. elinden alıyorsunuz. E, bu sefer yağ azalıyor. E, Cilt de o kadar hızlı toparlayamıyor. Evet. Ne oluyor? Sarkıyor. O yüzden yavaş yavaş zayıflarsanız bu kompansasyon mekanizmasını devreye sokarsınız. Yoksa siz zayıfladığınız zaman dolgu erimez. Erimez evet. Hı, hı. Evet teşekkür ediyoruz Doktor Özlem Biçer'e. Bugün dolgu ve botoksu konuştuk hocam değil mi? Güzelliği de. Var. Hakikaten. Baya derin mevzular. Teşekkür ya, ediyoruz tekrar. Evet. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Bakalım şimdi. iki varsın da sıradaki konuğumuz kimmiş?